Pakistan'ın Lahore kentinde bilinmeyen bir nedenle çöken fabrikada kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililerin çöken binadan şimdiye kadar 99 kişiyi sağ olarak çıkartmayı başardığı bildirildi. Bölgede yaşanan depremden yaklaşık 2 hafta sonra meydana gelen olayda en az 18 kişi öldü. İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond, Mısır'da düşen Rus uçağının bombayla düşürülmüş olduğuna dair güçlü bulgulara ulaştıklarını söyledi. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı da gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar Şarm el-Şeyh'ten İngiltere'ye yapılacak tüm uçuşların askıya alındığını bildirdi. Meksika'da yüksek mahkeme bir davada aldığı kararla esrarın eğlence amaçlı kullanımının özgürlük hakkı kapsamında olduğuna hükmetti. Devlet Başkanı Nieto da hükümetin karara saygılı olduğunu ve hükmün ülkede esrar kullanımının yasallaştırılması tartışmalarını gündeme getireceğini söyledi. Romanya'da Başbakan Ponta'nın istifasının ardından protestolar devam ediyor. Sokaklara çıkan binlerce kişi yolsuzluğu protesto etti ve erken seçim çağrısı yaptı. Halk geçen haftaki diskotek faciasının da yolsuzluğun ve yetersiz güvenlik önlemlerinin bir sonucu olduğu kanısında. Kanada'nın yeni başbakanı Justin Trudeau ve kabinesi yemin ederek göreve başladı. 19 Ekim'de yapılan seçimlerden zaferle çıkan 43 yaşındaki Liberal Parti lideri, "Önümüzdeki dönemde yapacak çok işimiz var. Kanadalıların bizden beklediği değişim, biz de bunu başaracağız," diye konuştu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş'in yüksek çözünürlüklü görüntülerini yayınladı. Çekimlerde genellikle güneş fırtınalarının kaynağı olan Güneş'in aktif bölgeleri görünüyor. NASA'nın bu fırtınaların nasıl meydana geldiği ile ilgili çalışmaları ise sürüyor.